Cancım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Havalar bir garip. Şu ayın kaçı bugün? Ayın 13'ü. 13'ü. inanılmaz bir hava var dışarıda. Yani dışarıdaki hava net Kasım havası. Bak Kasım'dan bir eksik değil yani. Kesinlikle Ekim değil. Ekim'de ılıman bir hava görme ihtimali artıyor. Kasım, Aralık, Aralık başı. Ya barajlar da artık dolmuştur herhalde. Ya yağmur suyuyla dolmuyor abi baraj. Dolmuyor mu? Yani karla dolar. Karla daha çok. mı dolar? Tabii tabii. Tabii en etkili şey kardır. Yani bu bilinen bir şeydir. Sen bunu nasıl bilmiyorsun? Hiç bilmiyorum. Bunu biliyor mu lazımdı Nazım Yok bilmiyorum. <laughs> yağmur hiç mi doldurmuyor? Yani dolduruyor tabii ki de kara göre çok daha verimsiz yağmur doluyor. Hatta mesela böyle inanılmaz yağar ya yağmur. Böyle acayip 15 dakika, 20, yarım saat boyunca dersin ki barajların %25'i dolmuştur. Onların ele hiç etkisi olmuyormuş. Onlar geldiği gibi gidiyormuş onlar. E karın şeyi var abi. Kar uzun süre kalıyor ya toprağın üstünde. Yani onlar eridikçe tam anlamıyla e, hem kaynak suyu oluşumuna hem de işte barajlara e, yardımı çok daha fazla olduğu söyleniyor. Baraj çevresindeki karların erimesiyle birlikte özellikle. Güzel. Güzel bir bilgiyle başladık güne. Evet damıtma gibi böyle. Öyle aynen damıtıldı. Da, Damıtılıyorsun. E Beynimde de damıtıldı. O zaman e, Tardini Büfe'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Boş kal. Ama normal bir soğuk değil. Ne? Normal bir soğuk değil. Aynen yani Mayıs'ın... Özür dilerim, seni böldüm. Tam, tam Mayıs da... 13 abi. Mayıs 13 abi. E, artık... Yani yanıyor olmamız lazımdı. Evet. Ama e, 3-4 yıldır böyle Türkiye. Aynen. Türkiye'nin 3-4 yıldır iklimi değişti. E, ben 4 Mayıs'ından çıkacağız diye korkmaya başladım. Korkma. Çıkacağız. Bak Korkma. ne çıkacağız abi? O Mayıs'ın geçişleri gitti. Yani eskiden şu vardı. Yazı da tam yaşardık. E, kışta da, da tam yaşardık. İşte ilk bahar sonbahar de tam olurdu. Şimdi mesela yazın gelmesi gereken yerde hala Kasım Aralık diyoruz abi. Kışı konuşuyoruz yani. Şu anda dışarı kış havası var. Aynen. Şimdi Mayıs'ın ortasında kış havasını yaşamak demek dört mevsimi kaybetmek anlamına geliyor. Orta halde kaybederiz dört mevsimi. Bak net, net diyorum Türkiye'nin en büyük özelliği de bu. Tropikal iklim maalesef bizi ele geçiriyor. Bizden muhtemelen Balkanlara da yayılacak. Nasıl bir korku bu peki seni geceleri ayakta tutan bir korku? E canım sıkıyor. Ha. Canım sıkıyor. Çünkü Haftada benim falan. çocukluğumda şöyleydi abi. Nisan sonundan itibaren, bak Nisan sonundan itibaren e, Eylül başına kadar havada beyaz bulut bile görmezdik ya. Yani masma abi? Yani havanın kapalı 3 ay boyunca hava kapalı yani Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos bu 4 ay boyunca hava kapanmazdı bile. Bırak yağmur yağmasını. Ankara'dan da olabilir o belki. Ankara değil ki o İzmir benim çocukluğum. Aa kaçıncı bu yani bu, ben bunu bu uyarıyı kaçıncı defa yapacağım abi size. İnanılmaz resmen Ankara'da olduk ya bu iş. Bu biz Ankara'da olduk. Hep öyle bu değil. adamlar beni dışarıya da Ankara'lı olarak yansıtmaya başladılar. <laughs> Vay terbiyesizler. Yani, Ankara'lı değiliz. <laughs> İzmirlisin. İzmirliyim ve Hasan Kabze'nin ortaokul arkadaşı. Lise. İl lise. lise evet. <laughs> Bunu niye ekledim bilmiyorum. <laughs> Bu bilgi... Hasan'cığım e gel bir de bir tardin çekelim seninle ya. ya. Hasan Kabze'ye çağrımdır. Evet. Gel bir tardin çekelim seninle bir. Kariyerini masaya yatıralım tardinde. <laughs> İnanılmaz bir gibi. Hasan Salih Kabze ama Hasan Kabze değil. Biz de bizde ya yani Hasan Salih Kabze'dir o. Salih mi diyordunuz? Yok Hasan... Hasan derdik ama Hasan Salih Kabze olarak geçerdi hep. Yani hep o üçleme olarak söylerdi ismini. Tabii yoklamalar. Hasan Kabze çok şaşırtıyor beni ya. Yani. Şaşırtmıştı yıllar boyunca. Alışmak zorlandım ben Hasan Kabze'ye. O zaman başlayalım. Boşkar Servis ve Trend Yolun katkılarıyla Tardini Büfe'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Birinci kalite araç servisiniz Boşkar Servis. Tüm Türkiye'nin 7 bölgesinde her marka ve model araca profesyonel ve garantili bakım onarım hizmeti vermektedir. Boşkar giderek aracınızın ihtiyacı olan her konuda randevunuzu alabilirsiniz. Yeni randevu sistemiyle gitmeden önce ortalama işlem maliyetini görerek bütçenizi ayarlayabilirsiniz diyoruz. Geçen hafta kaç tane var demiştik. Şöyle bir soruyla ben sana fırsatayım. Ha. En çok sence İstanbul'un hangi üç il ilçesinde boş kar vardır? Sende var mı cevap? Yok. Boşkar kar bize soruyor değil mi evet, bu soruyu? Bizzat bizzat. Yani soru. bizim konuşmamız üzere böyle bir soru gelmiş. Evet. Ee, çok garanti cevabı gideceğim. Bunlardan üçte 2'ye doğru tutacağını düşünüyorum. En büyük ilçeleri söyleyeceğim. Söyle. Kağıthane, Aha. banko. Bence banko cevap kağıthane. O kadar büyük ki. Yani evet, mutlaka bu... çok sayıda boş kar vardır. Sarıyer. Evet. Sarıyer ben de diyecek. Çok büyüktür abi. Yani mutlaka vardır. Mesela bir sanayi de... var orada. Evet. Ama sanayi de var mıdır acaba? Sanayi de çok olmayabilir. Ee... bir de küçük çekmece. Küçük çekmece. Evet. çok ilginç bir cevap. Çok büyük abi. Ama yoğunluk. Sınırı yoğunlu... sınır çok büyük. Nüfus yoğunluğu da hiç fena değil. Aa. Tabi. Ben hiç gitmedim neredeyse. Enter enteresan bir yer. Küçük çekmece. Tamam. Çekmeköy, Sarıyer, Şişli diyorum ben de. Çekliköy iyi cevap yani. ben çok görüyorum. Yani. Ciddi misin? Yani. Aa, sürekli. Vay, be. vallahi billahi. Bakalım. Yaşadığı yerden çıkardı cevabı. <laughs> ben de geçen gün Çekmeköy'e gittim. Aa, bizim evin oraya gelmiş. Evet. Sizin evin oradasın Çok evet, mu yakın? Evet, çok yakın. 2-3 dakika. Üniversite, Özey'in. Özey'in evet. Hı -hı. Bizim evin orası. Ee, oradaki tüm arkadaşlarıma da tanıştım. Tüm arkadaşlarıma selam olsun. Ben de selam yolluyorum. Gelin, gelsinler oturalım. Evet. <laughs> başlayalım mı? Ee, başlayalım. Galatasaray Fatih Karagümrük karşısında 3-2'lik bir skorla kazandı. Gitti geldi gitti geldi maç. Ee, sen neler gördün? Neler söylersin? Ben, ben maça dair, aslında maça dair konuşacak şeyler de var. Yani ilk 45 iki, 45 dakikada Galatasaray son iki ayın en kötü Galatasaray'dı bence. Aynen. Çok çok kötüydü. Ee, oyun çok yetersiz kaldı. Birçok yani savunmada da, e, hücumda da, sette de, geçişlerde de özellikle yani. Hücumdan savunmaya geçişlerde de çok ciddi sorunlar yaşandı. Ki de hem reaksiyonlu hem de gerçekten işte oynadığını söylemek lazım çünkü onların da durumu çok kritik gerçekten ve yani beklediğimden daha iyi performans ortaya koyduk oyunculuk özellikle yani şunu söylemek gerekebilir 75 dakika boyunca son 15 dakika biraz etkisini kaybetti ama 75 dakika boyunca yani birinci dakikadan 75. dakikanın sonuna kadar son saniyesine kadar Can Keleş, Derik köknun tarafını gerçekten paramparça etti yani, ya yani Köln'ün savunmanın sorunlu ve gelişmesi gereken bir oyuncu olduğunu biliyoruz ama bu kadar zayıf gösteren bir oyuncu olmuş muydu? Oğuz Aydın ilk yarım saat 45. Dakika. Doğru. Evet. Ama işte yani bu 75 dakika falan sürdü burada. Ee, ki yani muhtemelen Can Keleş ve Oğuz Aydın da Türk sağ kenarlar açısından, açısından bu sezon en çok öne çıkan iki oyuncu. Aynen. Ee, ve muhtemelen büyük takımlarında hedeflerinde olacaktır. Enteresan bir şey gördüm. Derek Gönül sürekli sonunu kapattı. Ee, Can Keleş'in. Yani sol ayaklı bir oyuncu. Bu anlaşılır ama hani çocuk sağına vurup da geçebiliyor. Yani sağına her vurduğunda yani Derek Gönül sonunu kapattığında e, çizgiyi açtığında sürekli vurup çok çabuk topla beraber süratli bir oyuncu olduğu için vurdu ve sağa da gayet iyi ortalar yaptı. E, birinde marka bitiremedi. Birinde son anda araya girdi Nelson. Eee yani Can Kereş üzerinden bir skor yapamaması Karagümrük'ün kendiler açısından düşünülmesi gereken ya da şanssızlık olarak değerlendirmesi gereken bir şey mesela. Ee, onu söyleyebilirim. Çünkü en büyük etkiyi oradan yarattı. Yani ilk 45 dakika Galatasaray çok kötüydü. Karagümrük tüm etkisini Galatasaray'ın soluğu ve Can Keriş'in tarafından getirdi. Yani 22 yaşında zaten şeyi görebiliyorsun. Yani oyun bilgisi itibariyle çocuğun burada yetişmediği çok belli abi. Evet. Ee, tabii ki bazı problemler var. Zaten problem olması çok doğal. Çünkü Avusturya'dan ve yani Avustralya'da çok üst seviye e, oynayıp gelmeden Türkiye'ye geçiş yapmış bir oyuncu. E buraya da yani burada da büyük bir takımdan başlamadı. Dolayısıyla oyuncunun eksikleri elbette var ama ben e, şampiyonluk adayları için çok ideal bir Türk oyuncu olduğunu düşünüyorum. Şu anda galiba Türk olarak geçiyor. Eee A takım tercihini yapmadı galiba. E, yapmadı. Ya ameli takım tercihini yapmadı. E, orası biraz şey ama değerlendirilmesi gereken bir oyuncu. Çünkü yani Galatasaray maçı iyi ki performansı değil. Hakikaten bu sezon ön plana çıktı. Muhtemelen gol ve asist sayısında da çift tane iyi yapmıştır ya da yap eli kulağındadır 3 5, 5 3. gol 4. 3 asist. Yani şey işte yaklaşmış. Hiç fena değil. Hiç Aydın da dedik. O da Hollanda çıkışlı aslında biraz acı bizim için. Abi öyle oluyor. Gerçekten öyle oluyor. Yani bu topraklarda yetişmiş oyuncunun e, önündeki bazı bariyerleri net bir şekilde görebiliyorsun. Yurt dışından buraya gelmiş Türk oyuncular da onlara, onların bir çoğu olmuyor. Can dikkat çekici bir oyuncu. Yani Oğuz biraz daha nasıl söyleyeyim ee, biraz daha topsuz koş oyuncusu gibi geliyor bana. Hı hı. Can Kereş'e topu ayağını isteme konusunda bir tık daha iyi gibi geliyor Oğuz Aydın'a göre. O nedenle ya yani profilleri birbirinden biraz farklı, çok farklı olmamakla birlikte. Ama düşünülmesi gereken oyuncular oldu kesin. Çünkü önümüzdeki sezon 12 yabancıya düşmesiyle birlikte çok daha büyük bir Türk oyuncu ihtiyacı olacak takımların. Ee, ve bu iki oyuncudan en az biri büyük ihtimalle bu yaz değerlendirilecektir diye tahmin ediyorum. Oğuz kesin bence ya. Oz Oğuz evet. Öyle. Ee, diğer taraftaysa bir Rizeli. Ee, damga vurdu maça. Boş kar servisli haftanın yıldızı Barış Alper Yılmaz. <laughs> yani evet Galatasaray'ın problemlerinden girdik. Hı -hı. Çünkü abi, sorunlu bir maçtı abi. Kesinlikle yani kolay kazanılan bir maç olmadı. yani Kilidinin açılması işte yani daha doğrusu ilk golü yiyor Galatasaray reaksiyon veriyor 2-1 2-2 son dakikalarda gelen bir son saniyelerde gelen hatta işte uzatmalarda gelen bir e, galibiyet golü skoru anlamında da problemli oldu. Yani Galatasaray böyle bir ortamda kazanması söyleyeyim tabii beraberlikle galibiyet arasında aslında fark yoktu. Çünkü iki denklemde de Fenerbahçe maçı beraberlikte şampiyon yapıyordu Galatasaray'ı. Evet. Tek problem şu olabilir yani Fenerbahçe kaybettiği denklemde sorun olacaktı. Evet. Bu maçın beraberlik ya da e, galibiyetle kapanması arasındaki fark. Ama o da zaten şu anda ön planda ya da değerlendirdiği bir şey değildi Galatasaray'ın. E, öyle bir ortamda öne çıkan e, Barış Alper Yılmaz oldu. Çünkü bence iki golde yoktan var ettiği gol. Üçüncü golde bence yine aslında yoktan biraz Barış Alper'in e, ısrarıyla, yani o maç boyu e, devam edin iştahıyla ve o iştahının sürekli sağ yansıtmasını sağlayan dayanıklılığıyla, fizik kalitesiyle e, ortaya çıkan bir gol oldu. Çünkü abi ilk gol Mertens alıyor, dönüyor, kesiyor oraya doğru. Tüm gücüyle geliyor Barış Alper. Tavandan iner gibi kafayı vuruyor mesela. mancuk Karvar'ı var e, konuşmuştuk ya. Abi yani. çok direkt Mancukiç geldi aklıma. Aynen benim de. Gerçekten. Bak oradan o, o, o konudan Mancukiç üzerine bir şey söyleyeceğim. İlk gol öyle. İkinci gol solda yani çok e, alakası bir pozisyon. Biraskin'in önüne vuruyor. Çok geriden gelip nasıl oluyor bilmiyorum. Geçiyor bir şekilde oyuncu. Önüne geçiyor. Çizilen çıkmadan önce ortaya çeviriyor. Gol. Yoktan var edildi. Yani ikinci gol tam anlamıyla yoktan var edilen bir gol. İlk gol de biraz öyle. Üçüncü golde de alıyor, veriyor, alıyor. Mertens'e verip koşuyor. Mertens galiba değil mi? Önüne atan oyuncu orada. Yine Mertens. Yani yine o ikisinin işbirliği. İlk gol ondan ona. ikinci gol diğerinden öbürüne e, asistler ve goller. Üçüncü golde ikisinin arasındaki anlaşmayla Barış Alper koşuya atıyor, ortaya bir şekilde serseri top çeviriyor ama o top sekiyor ve Galatasaraylı oyuncuların önünde kalıyor. Mertens, Berkan Kurt da onun şutuyla beraber gol oluyor. Yani Barış Alper'in ısrarı olmasa, maç boyu süren iştahı ve dayanıklılığı olmasa üçüncü gol gelmeyecek ya da galibiyet golü de gelmeyecek belki Galatasaray'da. O yüzden üç golün tamamında ön plana çıkan bir oyuncu olarak Galatasaray'ın bu kadar kendi standartlarından altında kaldığı bir maçı, kazanmasının sağlayan bir numaralı oyuncu ve Galatasaray'da dün iyi olan kim vardı? Yani Barış Alper açık ara. Mertens. Mertens. Bir oyuncu daha var. Hiç sırıtmıyor. Her maç aynı performans. E, Demir bir Demir oyuncu Bay daha. Mı? Efendim? Demir Bayma. mı? Bence o kötüydü dün. Torreira mı? Torreira abi. Yani Galatasaray'ın kötü maçlarında bile sırıtmıyor. Birçok yani Icardi için hatta Mertens için, Kerem için, Barış Alper'in bazı maçları için, Ziye için birçok oyuncu için diyorsun ki yani sezon, sezonda en az 5-6 tane bugün için değil dediğin maçı sayarsın. Torreira'da da bu maç sayısı 1 2yi geçmiyor iki sezondur. Başak, ee, oyuncunun yani oyuncunun yarattığı bence en büyük fark bu. Barış Alper'i izlerken şeye geldi aklıma. Yani herkesten daha fiziken büyük, hızlı ve güçlü olursan çok rahat bir şekilde etki edebiliyorsun maça. Real Madrid'de burada konuştuk. Çok fizikli oyunculara gittiklerini. Evet. İşte Osterwald örneği var. Az çok Sasha boya örneği var. Yavaş yavaş futbol acaba fiziğin biraz daha önemli olduğu bir yere mi evriliyor yoksa bunlar istisnai örnekler mi? Yok, kesin evriliyor öyle. Yani o kesin. ama bu demek değil ki yani boyun 1.80 üstü olunca ve atletizmin çok yukarıda olunca 1.70'lik oyunculardan her zaman daha iyi olacaksın. Böyle bir şey yok tabii ki. Ama Türkiye'den bir oyuncu, mesela Barış Alper'in boyu 1.70 olsaydı ve teknik kalitesi üst seviye bir oyuncu olsaydı şu anki profiline göre dışarıda üst seviye ya da işte orta üst seviye bir takım bulması biraz daha zor olabilirdi. Türkiye'den çıkması itibarıyla. Öyle bir farklar var tabii ki yani Barış Alper'de yani Barış Alper'in bence en önemli tarafı şu mesela dün ilk golde yaptığı o koşu ve o hava hakimiyeti o tarz yüksek topları arka direkte yaptığı o kafa vuruşları oyuncu olduğundan çok daha farklı bir yere koyan bir özellik bence. Çünkü şimdi Barış Alper'de acayip bir fizikalite ve atletizm var savunma arkası koşusu var bir anda kontralarda onun önüne topu atıp çıkabiliyorsunuz. E oyuncunun topu ayağına verdiği zaman sol kenarda özellikle şunu gösterdi. İçeri çekip vurabildiğini de gösterdi. Yani içeri hem içeri çekip vurabiliyor hem ters yani sol ayağını vurup çizgiye inip aynı Brazillian önünden ortaya çıkardığı gibi goller çıkarabildiği için de ya da üretim yapabildiği için de yani iki tarafa da gidebilen bir oyuncu topla birlikte. Şimdi böyle oyuncular savunma arkası koşusu olan kontra oyuncular bir de topu ayağını isteyip iki yönlü hareket edebiliyorsa içerisinde genellikle e, ee, kenardan ceda sahas koşuları ile arka direk kafa vuruşları ya da yüksek toplarda çok etkili değillerdir abi oyuncular. Barış Alper'de bu da var abi. Çok komple bir hale getiriyor bu. Yani elbette teknik kalite olarak problemleri var. Bu yönden gelişmesi lazım ve bu yaş itibariyle artık o yönden belirli e, noktaya çıkabilir. Maalesef çok çok yukarıya çıkamaz teknik kalite önünden. Ama e, teknik problemlere karşın diğer tüm özelliklerde Avrupa'da üst seviye, yani üst ya da orta üst seviye takımların e, bir çoğunda oynayabilecek e, özelliklere sahip. O yüzden zaten yani kesin işte Barış Alper'in kalma şansı yok Türkiye'de. Yok abi, bir, se bir sene hmm. daha, hadi 24 ayda daha, bir iki sene içerisinde gideceği kesin. Ferdi'nin gideceği kesin, Semih Kılsoy'un gideceği kesin. Yani artık bu oyuncular için ne zaman olacağı? konuşuluyor. Çünkü işte söylüyorum yani e, çok yakından takip ediliyor abi. Barış Alper'in de edilmeme ihtimali yok. işte geçen hafta şeyde söyledim. Yani Ferdi Kadıoğlu Roman Poirot tarafından düzenli her maçı takip edilen bir e, oyuncu. Okay. Arsenal, Arsenal'in uluslararası scoutu. Hmm. Ve Türkiye'ye Türkiye bakan bir numaralı scout. Türkiye onun sorumluluğunda düzenli bir şekilde izliyor. Şimdi bu adamların böyle oyuncular Türkiye'de varken ve çıkıp gidiyorken, etki yaratıyorken dışarıda buraya bakmama ihtimali ve bu oyuncuları görmeme ihtimali yok. Gördükleri için de Türk takımlarının içinde bulunduğu ekonomik girda girdap itibarıyla gitmeme ihtimalleri yok. Sadece zaman bu oyuncular için şu anda ön planda. Barış Alper de muhtemelen gidecek ama galiba yani bu yaz Kerem Barış kilisinden Kerem'i yollama ihtimali biraz daha fazla. Barış'ı bir sezon daha tutup belki işte Şampiyonlar Ligi olursa bir Şampiyonlar Ligi sezonundan sonra ee, şeye yakın yani saşa boya ya yakın bir fiyatla belki biraz yani belki bir tık ya da bir buçuk tık altına göndermeye çalışacaktır Galatasaray. Peki Boşkar Servis'te haftanın yıldızını kapatalım. Haftaya derbi var. Galatasaray Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ee, nasıl bir maç bekliyorsun? Valla yani e, beraberlik olsaydı Karim maçında yine çok rahat oluyordu ama şöyle bir durum ortaya çıkacaktı abi. Fenerbahçe eğer deplasmanda kazanırsa bir puan Konyaspor Spor hata yapılamaz bir noktaya sokacaktı. Ee, ve Galatasaray'da çok fazla kart cezasında oyuncu var. Ee, şimdi öndeki takım olarak bu da önemli. Fenerbahçe'de de var ama Galatasaray Fenerbahçe maçında bu oyuncuların birkaçının Torreira başta olmak üzere sarı kart görme ve son maç cezalı olma ihtimali yüksek. Ee, bir beraber, beraber şöyle bir durum ortaya çıkartıyordu. Fenerbahçe kaybetmesi durumunda sarı kartlarda alacağı hasar konumunda, hasar durumunda son maçı çok daha problemli bir hale getirebilirdi Galatasaray için. Bir de İstanbul Sporlu oynuyor Fenerbahçe. Yani daha kolay bir maç. Tabii yani. Zaten ona şey yapmıyoruz abi. Son maç önde olan takım için çok daha kritiktir. Her zaman her zaman böyle olmuştur. Öyle bir problem vardı. O hala devam ediyor kaybederse. Ama şu anda Fenerbahçe kaybettiği anda bile Konya Spor maçında son maç beraberliği cepte çıkma şansına sahip olacak. Valla ben bunu hep söyledim abi. İş Fenerbahçe maçına kalsaydı Galatasaray için biraz e, problem olma ihtimali vardı. Çünkü yani evet deplasmanlarda ciddi bir üstünlüğü var Fenerbahçe'ye karşı da. ama iç sahada son işte geçtiğimiz sezonki ligin son haftalarındaki maça kadar e, öyle bir üstünlük yoktu. E, ve orada bir galibiyet geldi. İç sahadaki maçlar biraz problem haline geliyor ve her ne kadar bir psikolojik üstünlükten bahsedilse de şu anda bu Fenerbahçe kadrosunun o dezavantajdan etkilenme ihtimali diğer kadrolara çok daha az. Çünkü yani içi var, Ceko var, Bu oyuncular birçoğu, yani Fred var, ne olursa olsun Şimanski var. Yaşanmışlığı çok fazla olan, geçmişlerindeki yaşanmışlıkları, başarıları çok fazla olan oyuncular bunlar. O yüzden oyuncular o tarz e, psikolojik sıkıntılardan ya da dezavantajlardan çok daha az etkileniyor. Ve yetenek baremi çok yüksek abi. Dolayısıyla tek bir maçı kalırsa iş, yetenek seviyesi, iki takımın yetenek seviyesi yüksek ama yetenekli bir rakibi oynadığınız zaman o rakibin ee, çok iyi maç çıkarması durumunda çaresiz kalabiliyorsunuz. Öyle bir ihtimal vardı. Galatasaray işte son haftalarda kazandığı ekstra galibiyetlerle bu maçta aldığı ekstra galibiyetle, ekstra puanlarla o yönden çok avantajlı bir konuda giriyor. Ee, 4 puan bile farklı problemleri beraberine getirebilirdi ama 6 puandan sonra e, Fenerbahçe'nin iç olacak, Galatasaray'ın iç tane olacak. Ee, bu yönlerden sarı kırmızıların biraz daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ee, muhtemelen İki takım da yine en iyi 11 ile çıkacak sayya. Yani şu konuşulabilir. Ön tarafta Galatasaray'da bir iş değişiklik olur mu acaba diye düşünüyorum. Neden? Hiç değişmedi. Efendim? Haftalardır. Değişmedi. Ya zaten muhtemelen de değişmeyecek. Burada bir puan kaybı olsaydı belki yani oradaki atletizmi, fizik kaliteyi biraz arttırmayı düşünebilirim Fenerbahçe'ye karşı diye kafamda soru işaretleri vardı. Ama galibiyetle beraber muhtemelen Ziyeh, Mertens, şeyi Barış Alper'i değiştirmeyecektir. Ee, Fenerbahçe'de de bir rotasyon yaptı Hoca. Cem. ciku dışında, yani Dzeko'nun ilk 11'e döneceğini zannediyorum ben Galatasaray'a karşı. BK o da cezalı. BK cezalı mı? Cezalı. O zaman kim oynar savunmada? Osterwald'a e yapabilir. Ceydyn Çağlar. Aynen. Olabilir. Ceydyn Çağlar, Ferdi, Bright. Hı hı. Çok yüksek ihtimal gözüküyor. Cicu da altı numara hı. büyük ihtimalle. Ee, Kur'un için göre kesinlikle daha iyi ama Üst seviye bir rakibe karşı üst seviye bir maç. Ne olursa olsun bir final maçı yine. Final maçında Ciko 6 numara iyi performans gösterme ihtimali biraz azalıyor olabilir. E, eğlenceli bir maç olacak bence, güzel bir maç olacak. Yani i̇nşallah e, oyunun konuşulduğu hı hı. E, bir maç olur. Umuyorum çok durmaz maç. İlk maç yani şey gibiydi abi. Eziyet. Yani, veba gibi bir maçtı gerçekten. <laughs> Hakikaten şey acı çekiyordun maçı izlerken. Evet. Ee, i̇ki takım da temkinliliği zirveye çıkartarak e, o maçın oluşmasını sağlamıştı ki orada bence hatalı karara veren Fenerbahçe'ydi. Çünkü öndelerdi ve ilk sahada oynuyorlardı. Eksikleri vardı Fenerbahçe'nin ama Galatasaray da iyi bir denklemden, iyi bir dönemden geçmiyordu ee, o sırada. Yani orada bir galibiyet puan farkını iki maça çıkarabilir ve... Başka kırılmaları kısa vadede beraberine getirebilirdi. Farklı bir tercih yaptı. Fenerbahçe e, idari kadrosu, teknik kadrosu. O maç öyle oynandı. E, Ukan Buruk da sadece kendi presini yaptı ve o da çok temkinliydi. Hiç bozmadı arka tarafı. E, bekleri çok fazla çıkarmadan takımın rakibinin üzerine gitmeye çalıştı. Öyle olunca çok sıkıcı, e, hakikaten hastalık gibi bir maç ortaya çıktı. Yani umuyoruz öyle olmaz. Öyle olmayacaktır. E, çünkü biraz daha rahat İki takım da biraz daha rahat. Bir de galibiyet bence. lazım Fenerbahçe. Yani Tabii, o da faktör. O da faktör. Galatasaray da muhtemelen galibiyet için oynayacak. Çünkü onlar da şu anda bir puan e, rekorunu olabildiğince yukarıya taşımayı, hatta bu maçla beraber yüzün üzerine taşımayı düşünecekler. E, bu da maçı keyiflendirecek faktörler olacak gibi gözüküyor. Taktik olarak bir şey demek çok kolay değil. Galatasaray'ın presten vazgeçeceğini zannetmiyorum. Fenerbahçe'nin oyun kurma mesela şey önü, Jayden Çağlar önü, Ciku oyun kurum yani sağda da Bright varken oyun kurma yönünden sorunlar yaşar mı acaba? Hı hı. E, Freddy muhtemelen biraz daha geriye çekecektir e, İsmail Hoca ve ön taraftan eksilerek arka tarafta Galatasaray'ın presine karşı 5. 6. hatta kalecilerle beraber 7. oyuncuyu e, kullanmaya çalışacaktır oyunun ilk fazında. Galatasaray da pres yapmaya çalışacak. Kendi oyunundan çok vazgeçeceğini ya da farklı bir şey yapacağını zannetmiyorum e, Okan Buruk'un. Ama her halükarda yani ilk maçtan Kesinlikle daha keyifli bir maç çıkacak ama ben e, Türkiye Ligi standartının da üzerinde e, çıkabilecek bir maç olduğunu düşünüyorum. Peki Trendyol'da süper soruların ilk bölümüne geçelim. Tolga Tunca sormuş. Bu sezon Galatasaray şampiyon olursa Trendyol Süper Lig'in MVP'si Barış Alper Yılmaz mı yoksa Dries Mertens mi? Sana pası şöyle atayım bakmıştım yayın öncesi. Barış Alper'in 2023 sezonun ilk yarısında gol asisti yok ligde. E, 6 gol 6 asisti yeni yılla beraber yapıyor. Eee e, Mertens için aynı şey geçerli. Yani o kadar değil, o kadar kötü değil ama zaten sezonun ilk yarısında daha az oynadı ikinci yarıya göre. Zaten şey Mertens'in abi son 9-10 maçta boşu yok. Yani gol ya gol ya asist ya ikisini birden yapmış sürekli. Bak aç istersen kontrol et. Bakıyorum. Ya, acayip bir e, grafiği var. Son 9-10 maç. Bir, bir, üç, dört, Kaç maç? 1, 2, 3, pardon 1, 2, 3, 4, 5, 8 maç. 8 maç? Son 8 maçta ama yani çok fazla. Çok fazla yani. 5 ee, gol. 9 asist falan. 9 asist. Ha işte. İnanılmaz bir şey. İşte iki, iki oyuncu da son 8 haftayı domine ediyor. Hı -hı. Ee, Valla çok zor karar. Ya benim düşüncem, kafam, beynim biraz şeye gidiyor. Barış Alper'e gidiyor. Çünkü... Yani Barış'ın yaptığı çok başka bir şey abi. Yani bak Ligin son haftalarında bu kadar skorer, bu kadar kilit çözen maç oynadığı gibi sezonun ilk yarısında da nerede ihtiyaç olursa orada oynadı. Saşa gitti, uzun süre sabek oynadı. Sol ee, Solbek problemi oldu. Derik Young gelene kadar işte Solbek'te ciddi sıkıntı vardı. Solbek'te oynadı ve iyi performanslar gösterdi. Hatta Solbek'te sağ beke göre daha iyi performans göstermiş olabilir. Benim hafızamda öyle kalmış en azından. Sağ ön, sol ön, center for. Yani her yerde oynadı. Ve ee, her yerde de ciddi katkı verdi. Bu da bence çok değerli. Yani mesela oralarda skor yapmıyor ama nerede ihtiyaç var? Galatasaray'ın sağ bekinde ve sol bekinde büyük sıkıntılar var. Ee, bu belki de Avrupa'daki serüvenin daha kısa sürmesine sebep oldu oradaki problemler. Oralardaki bütün boşlukları tek başına tıkamaya çalıştı ve tıkadı da oynadığı maçlarda. Sorun yaşamadı mı? Yaşadı. Ee, Derik Köny'ün verdiği bazı pozisyonları sağda solda e, Barış Alper de verdi. Dünyanın en doğal şeyi. Yani hayatı boyunca savunmacılık yapmamış bir oyuncu. Bu yaştan sonra savunmaya çekiyorsunuz. Atletizmiyle ona karşın iyi maçlar çıkardı. Çok top kazandı. Rakipten çok top kazandığı maçlar da var. O nedenle nerede ihtiyaç duyulsa performans vermesi itibariyle benim kafam biraz Barış Alper'e gidiyor. Ama bir yandan diğer tarafa bakıyorum. 9 gol 16 asist gibi bir şey var ya da o civarda bir şey var. 25 gol katkısı yapan bir oyuncu var ve bu oyuncu ilk 12 hafta hiç tercih edilmemiş. Gözden çıkarılmış. Yani Biraz gözden çıkarılmıştı. Kabul etmemiz lazım bunu. Arka plandaydı. Yani Kerem oynuyordu on numarada. Evet. E, ya da Ziyech'te kullandığı maçlar oldu. Orada düşündüğü ana oyuncu değildi Zaha geldiğinde. Öyle bir oyuncunun dönüp bu performansı vermesi de çok acayip. Ya yani muhtemelen Mertens genel kanı Mertens olacaktır ama benim kafam, benim beynim biraz daha Barış Alper'e gidiyor. Ee, bir sorumuz daha var Türkiye ile alakalı. Suat Günahç sormuş, Fenerbahçe bu sezon şampiyon olamasa da takımı sil baştan mı yapmalı, yoksa bu kadroyu korumalı mı? Bir de önümüzdeki sezon Batu ana planın bir parçası olabilir mi? Sonuna şimdi bence olamaz abi. Ben Batu e, Türkiye'de de Türkiye'de de olsa, yani çünkü Türkiye seviyesinin üzerinde bir oyuncu ama şampi bir şampiyonluk adayının ana plan parçası olacağını düşünmüyorum. Ee, güçlü bir oyuncu, 15 golü garanti ediyor size. Ama Basuay toplu oyunda sizden o kadar çok şey götürüyor ki e, takım eksi getirmemesi için 25 artı yapması lazım bence. To etmesi için getirdiği eksileri. Onları da yapamıyor. O, skorları da yapamıyor. Gerçi bu sezon oynadığı dakika göre çok skor yaptı. Ama bence olmamalı. E, kesin kesinlikle sil başlamamalı. Zaten sil yapacak bir durum yok. Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu var. Gayet iyi bir çatısı var. Tabii ki bazı problemler var. Yani işte Ile Tadic bir yaş daha atıyor, istersemez. Onların arkasını biraz daha iyi doldurması gerekebilir. Daha farklı e, opsiyonlar olabilir belki. Yani Ceko'nun yerine Bascharin olması, dediğim gibi mesela daha önce de konuştuğumuz maçlarda ya da haftalarda oldu. Şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Yani Ceko çıkıyor, Bascharin giriyor, takımın oyunu bambaşka bir şeye dönüyor. Çünkü yani birbirine tamamen zıt oyuncular. Yani Santriforce kalası şöyle bir doğrusal çizgi olsa, biri buradayken, diğeri burada olur. O kadar alakası oyuncular. O kadar alakasız oyuncular, arkadaki 10 oyuncu değişmeden sadece orayı değiştirdiğin zaman e, arkadaki oyuncuların oyunda oyunda da değişiyor ister istemez. Bambaşka profiller çünkü. E, Tadic'in yani Tadic arkasında oyuncu yok. E, Jacko'nun arkasında var ama başka bir oyuncu. Bu iki oyuncunun bir açlığı almasıyla birlikte bence arkasının daha iyi doldurulduğu bir denklem bir de birkaç tane opsiyon geliştireceğimle çünkü ön taraf zayıfladı ee, Ocak ayı transfer döneminde ee, orta sahaya belki muhtemelen Kurun için yerine bir ekleme yapılacaktır ama Kurun içlerinden nasıl çıkılır ee, emin değilim ondan ama işte birkaç tane hamle sürpriz hamle yapılması gerekiyor ya, ya, sil baştan yapmaya gerek yok abi yani, Türkiye'deki takımların en büyük problemi zaten sürekli sil baştan yapmaları. Bak sil baştan yaparsın o kadar berbat dönemden geçiyorsundur ki 200 sene hiçbir şey olmamıştır. Bir sil baştan yaparsın ama sil baştan her sezon yapılmaz. Türkiye'deki her takım her sezon sil baştan yapıyor. Buna şampiyonluk yaşayan takımlar da dahil. Abi bak geçmişsin o Galatasaray. Şimdi Galatasaray şampiyonu değil mi? Ve iyi bir kadrosu vardı. Ne yaptı? Yani sil baştan yakın bir şey yapmadı mı? Evet. Yaptı. Sergio, yani Oliveira'nı yani değişti. Kerem sol ön Zaha geldi. 10 O numara Mertens değil başka bir plandı. Sağ ön Ziyech. Dört oyuncu. Arkaya da Davinson geldi. Davinson muhtemelen ana planda düşünülüyordu. Beş. E, i̇lk 11'in yarısı değişmiş. Yarısı değişmiş abi. Solbek yeni transfer. 6. O Buruk basın toplantısında şey dedi zaten. Bütün oyuncularım kalsın istiyorum. Biz bu sene çok zaman kaybettik. Abi yani... en büyük problem bu. Bak onu diyorum. Bak başarısız takımlar sil baştan yapar ama her, her başarılı da yapmaz. Mesela Fenerbahçe işte bir sürede şampiyon olamıyor. Her sene sil baştan yapıyor. O ya zaten bak dört büyüklerin son 10 yılda her yıl yaptığı transfer sayısına bak hepsi çift tane abi. Çift tane demek Silvi demek çift tane. Sen 25 kişi kadroyu 19'unu değiştiremezsin bir sezonda. Yarısını değiştiriyorsan zaten Silvi yapıyorsundur. Her sezon Silvi yapıyorlar abi. En büyük problem bu zaten. E böyle olduğu için de yani istikrarı falan bırak. İşte Avrupa'da başarı gelmemesinin nedeni bu. Üstüne koyamıyorsun. Kesin. E, o, o konu önce sezon demişti zaten. Ben bazı oyuncuların kalmasını istiyorum mesela demişti. Bazı yani kalmasını istiyorum dedi. Bazı oyuncular kalmadı biliyorsun. Yine aynı demeci verdi dün. Ee, geçelim İngiltere'ye. Ee, Arsenal Manchester United deplasmanında kazandı ve e, şampiyonluk umudunu canlı tuttu. Tottenham City maçını bekleyecek artık onlarda. Büyük bir saygıyı hak ediyorlar. Ee, olağanüstü bir sezon geçirdiler. Belki şampiyon olacaklar, belki olamayacaklar ama... Yani helal olsun diyorum. <laughs> Valla şu galibiyetle beraber... Arsenal... Bence hak etmiştir şampiyonlar, şey, Premier Lig şampiyonluğunu. Hmm. Yani hak etmiştir. Ee, olur mu, olmaz mı bundan sonra bilemiyoruz. Diyecek bir şey yok. Yani e, maçı izledim, akşam, gece. E, klasik bir Arsenal maçı, klasik bir Arsenal Top 6 maçı, Top 6 maçı. United'a hiçbir şey vermemişler neredeyse. Yani şöyle bak, şöyle bir şey söyleyeyim. United maçta 14 tane şutu var. 14 şutun 10 sahasından, dışından. 4 şutun ceda sahası içindeki 4 şutun 3'ü de çizginin hemen içinden. Ve çizginin içinden atılan bu 3 şutun ikisini ilk ve 6 dakikada atıyor United. Yani maçın genelinde bir şey yok. Yani tabii ki şöyle şeyler var. Şuta dönüşmeyen ama ceda sahasına girdikleri tehlike yarattıkları pozisyonlar var. Garnaccio var mesela. Garnaccio içeride ilk yarıda çizgiye iniyor, ortaya çeviriyor savunma araya giriyor diye hatırlıyorum. İkinci yarıda Garnacho bir tane dripping yapıyor. Soldan çaprazdan giriyor cedası sahasına. Saliba acayip bir şekilde ayak koyuyor. Topu alıyor. Devam ediyor vesaire. Öyle pozisyonlar var ama onlar da bir şey değil yani. Çünkü bir şuta dönmüyor. Bir e, finalize edilmiyor yani rakip tarafından. Finalize edilen tehlikeleri söylüyorum sana. 14 şut. 10 cedası sahası dışından. 3'ü cedası sahası çizgisinin, dış çizgisinin hemen içinden. Bir tanesi de penaltı noktasının civarından. Yok yani net pozisyon yok. Zaten şimdi Hiçbir bahsedeyim. şey bulamamışlar. Vermemiş yani. 051 XG 14 şuttan 0.03. Evet. Şut başı. Ee, Arsenal'in elde Arsenal'de böyle gümbür gümbür bir maç oynamamış ama yani net bir şekilde maçı kontrol eden taraf, daha tempolu oynayan taraf, daha iyi kapatan taraf rakibi. Ee, i̇lk yarıda ve ikinci yarıda özellikle golden sonra 1-0'dan sonra tabii ki United'ın daha fazla topa sahip olduğu denklemleri görüyoruz ama topla beraber etki yaratan taraf hep Arsenal maçta. Ee, ve nedir motivasyon bilmiyorum. Yani tabii ki bu kadar fazla kaybeden bir teknik adamın sürekli denemeler yapmasını anlayabiliyorum abi. Ama Casemiro'dan stoper yaratmaya çalışmak bu yaştan sonra bence bir akıl tutulması. Ben hiçbir mantık bulamadım Casemiro'nun savunma veya çekilmesinde. Ve golde, golde bir numaralı problem Casemiro. Görmüşsünüz zaten yani şeyde. O, Off, o bozuyor ama nasıl bozuyor? E, birebir baskıya gelmiş Arsenal. Bak Casemiro, top Andre Onana'da Ronaldo'ya gidiyor. Casemiro hemen sağdan yanına iniyor. Altı pasa doğru iniyor. Kayvers ikisinin arasına giriyor. Baskıyı Casemiro'nun tarafından yapıyor ki Andrea Onana Casemiro'yu göremesin. Sol tarafa sürmeye çalışıyor yani Onana'yı. Önde opsiyonları var ama oraya oynamak istemiyor Andre Onana. Ve uzun vuruyorlar. O uzun vuran topu çok rahat indiriyor. Casemiro Andre Onana uzun vurduğunda Onana'nın yanında. Tamam mı? Hemen çıkması lazım çıkmıyor. Böyle ailesi ailesi çıkarken o top iniyor. Havertz savunma hattının arkasına geçiyor ama Casemiro burada olduğu için Havertz'e bir uzun top. Casemiro offside bozdu. Ortaya çevrildi. Oraya giren e, Torozar e, direkt dibine yaptığı vuruşla golü getiriyor. E, direkt bir şekilde Casemiro soper oynadığı için gelen bir gol. Ve onun hatası. Bilmiyor ki abi nasıl ne yap yapılacağını. Yani kaç yaşına gelmiş. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Tabii ki biliyor. Ama bir otomatiği yok. Otomatiği olmadığı için de o uzun topta hemen çıkması gerekirken onun farkına varamıyor abi oyuncu. Çünkü daha önce deneyimlememiş bunu hayatı boyunca. Şimdi sen 6 numaranı stopere çeker misin? Çekersin. Bunu yığınla teknik direktör yaptı. Birçok topa sahip olma takımı hocası yaptı. Yaparsın ama neden yaparsın? Mesela ayağı mükemmeldir. Mükemmel bir ayaktır ve onu yaparsın. Casemiro mükemmel bir ayak mı? Kesinlikle mükemmel bir ayak değil. Ağır mı? Çok ağır abi. Ee, peki o ağırlığı sen savunma ve orta sahatta arasındaki alt numarada mı toler edebilirsin? Yoksa en arka çizgideki e, tercihte mi toler edebilirsin? Alt numarada. Alt toler edebilirsin. Ağırlığı sana ekstra sıkıntı yaratır mı? Yaratır. Ya, bu maç pek arkasına geçmedi Arsenal. Fakat abi o ağırlık işte Andre Onan'a uzun vurduğunda çıkmasını engelleyen şeylerden biriydi muhtemelen Casemiro'nun. Yani evet bir düşünme mi bir de aynı zamanda düşünse bile Uygulayın. vücut da cevap veremiyor ki o kadar hızlı bir şekilde. Ve 6 numaradan onu alıyorsun. Hadi merkezi biraz daha çabuklaştırıyorsun ama merkezin kim? İşte Sofyan Amrabat, Kobi Maino. Yani Amrabat'ın 6 numara olduğu denklemde Casemiro'yu stopere çekmek Casemiro'yu orada tutup başka bir e, genç oyuncuya da başka bir denemeyi stoperde yapmaya evla değil bence. Ya da tercih değil. Ama öyle yapmış hoca. Ya bunun sıkıntısını yaşadılar. Yani ben. ben zaten 11'ler açıklandı. Yine şeyin Casemiro'nun soperde oyuncağı belli oldu. Ben United taraftarlarını gördüm. Daha oradan şeye başladılar. Hakaret etmeye başladılar oradan daha. Ve yani direkt bir şekilde şey yaptı. maça etki eden bir durum beraberine geldi. Bak, bak topa sahip maçları yapıyor dedim ya. Bu kesi bir kez olsun şey çekmedi abi. Dünyanın en iyi ayağı. Bir kez olsun sopere çekmedi. Ben hatırlamıyorum. Belki birkaç maç vardır yapmadı yani başka maske Mascherano'yu e, çekti. Mascheron. Mascherano. Mascherano. Mascherano diyorlar ona. Aa. Ha, evet, Arjantin'de galiba Mascherano diyor. Kavi Martinez'i çekti. Kavi Martinez'i çekti. Şeyi bile çekti ya. Alex Song'u bile galiba Ha, onu hatırlamıyorum. Arsenal şey Arsenal'den Barcelona'ya gittiğinde Alex Song şey Pep Guardiola sanki Barcelona hocasıydı. Olabilir. Yani Song'un Barcelona'da stoperde oynadığını zamanlar hatırlıyorum. Busquets çekmedi abi. Yine aynı şeye geleceğim. O kadar fazla kaybediyor ki adam daha farklı bir şeylerden acaba e, olumlu bir şey değiştirebilir miyim düşüncesi içerisinde. Ama bence arkasında mantık da barındırmayan bir hamle o. Ve dediğim gibi e, mağlubiyette mal olan şeylerden biri oldu bence. E, durumlardan biri oldu. Ama onun dışında yani sadece onunla açıklayamayız maçı. Golü onunla açıklayabiliyoruz ama oyunun her hattında, savunmada, hücumda, geçişlerde e, Arsenal net bir şekilde üstün olan takımdı. Ee, şunu sormak istiyorum. Arsenal'ın savunmasından bahsettin. 28 gol yemişler. Ligin en az gol yiyen takımı. Bunu işte oyuncu kalitesine mi bağlıyorsun? Saliba'nın, e, Gabriel'in. Evet. Yoksa Arteta'nın e, ekstra bir planı mı var işte bu konuda? Ee, %100 şey bağlıyorum. Tabii savunmaya bağlıyorum. Yani Saliba'ya bağlıyorum. Çünkü Saliba geçtiğimiz sezon son 10 haftasında yoktu. Ya da işte son 7-8 haftasında yoktu. Bu sezon e, düzenli bir şekilde oynuyor. Ve ligin en iyi stoperi konumda şu anda. Ee, ona tabii ki bağlıyorum ama aynı zamanda şeye de bağlıyorum, Declan Rice'in gelişi hmm. ve Declan Rice'ı sezonun ikinci bölümünde özellikle bu savunma oyununun ön plana çıktığı dönemde bir alt numaraya beraber kullanması. İşte Toma Partey geçtiğimiz hafta, ee, Jorginho ile beraber uzun süre oynadılar. Jorginho da ne olursa olsun yani çünkü bir savunmacı değil ama tutucu bir oyuncu tutabiliyor. Ee, i̇yi pozisyon alıyor ve iyi pozisyon almasıyla beraber hakikaten top kesen bir oyuncu. Yani Declan Rice'i ikinci tutucu gibi kullandığı ya da ikinci 8 numarayı bir kullandığı denklem savunmayı iyice geliştir şey yapıyor, geliştiriyor abi. Hem Saliba'nın varlığı ekstra geçtiğimiz sezona göre hem de Declan Rice'ın 6 numaranın yanına gelişi kompaktlığı oradaki merkezdeki e, yoğunluğu çok arttırdı Arsenal'de. Sen sezon başında bu senaryoda hücumda bazı sıkıntılar so, yaşanabileceğinden evet. söylemiştin ama savunmayı da daha sağlam hale getirdi. Buradan da senin şey analojine geliyoruz yine. Her yeri kapatmayan vattaniye. Aynen. <laughs> Futbol böyle bir şey. Aynen abi. Yani nereden çeksen mutlaka vücudun bir yere açık kalıyor. Neresi yani nerede en az nereden üşüyeceksin oraya arıyorsun futbolda. Ee, ve benim söylediğim şey biraz Jorginho denklemde değilken Tomo Parti Rice üzerindendi. Hı hı. İki oyuncu beraber oynasaydı Arsenal hücumda çok daha büyük sıkıntı yaşardı. Ama Jorginho'nun teknik kalitesi Rice ile beraber çok daha iyi bir ikili ortaya çıkardı. Or yani kesinlikle katılıyorum o kısımda senin söylediğin şeyi ama bunu da gözden kaçırmamak lazım. Yani partinin denklemden çıkmadı işte sakatlık yaşadı vesaire onlar da etkili oldu ama ana plan parti Rice üzerinden gidecekti. Bu iki oyuncu İstikrarlı bir şekilde beraber oynasa savunmayı yine çok güçlenirdi. Ama hücumda daha fazla sorun yaşayan ve belki de daha fazla puan kaybeden bir Arsenal ortaya çıkabilirdi. Ee, fakat bu gelir ama yani sadece merkezdeki bu yoğunluk Saliba, Rice'ın oraya gelişiyle beraber de açıklayamazsın bunu sadece. Çok daha kompakt, çok daha derin blok oynayan. Ee, skoru aldığında geçtiğimiz sezona göre daha fazla topu bırakan ve savunmada bekleyen bir Arsenal'de gördük. Büyük maçlarda özellikle. Büyük maçlarda mağlubiyet var mı bir sezon? Ee, bakmam lazım. Benim bildiğim yok. Newcastle'a kaybettiler. Büyük maç. Aston Villa, West Ham, Fulham, vo, e, Aston Villa. Yok, yok büyük maç valide yok. Ve bitirdiler değil mi büyük maçları? Evet. Bir on, maç kaldı zaten. 10 e, büyük yok. maç sıfır mağlubiyet. Şeye benziyor. Jurgen Klopp'un ilk tam sezonuna benziyor. Hmm. Yani e, sezon ortasına gelmişti ya Rodgers'ın yerine. O sezon değil ki o sezonda büyük maç performansı çok iyiydi. İkinci sezonu yani ilk tam sezonu On büyük maçta 5 galibiyet 5 beraberlikti. Hiç unutmuyorum kulüp. Şampiyon olmamıştı. Yarın City Tottenham deplasmanında. Evet. Bekliyor musun bir sürpriz? Olabilir abi. Tottenham zorluyor City. Olabilir. Yani ben bak hocayı çok seviyorum ama artık de, de çok seviyorum. Premier Lig'in selameti için evet. Arsenal'in şampiyonluğu çok güzel olur. Evet. Ee, yeter yani. Yeter abi yani. 6'da 5 çok, çok sert olacak 6'da 5. Yani bu ligin, bu ligin yıpratıcılığında 6'da 5 akıl dışı bir şey, mantık dışı biraz. Ve yani Bundesliga'yı mesela Bayern alıyor diye hep en en iyiliklerde bazıları alta koyuyordu e, rekabet yok diye. Biraz Premier Lig'de artık buna dönmüş oluyor 6'da 5'le. Biraz öyle oluyor evet. E, kaç puan var Arsenal'in şu anda? E, bakıyorum... 86. Ah! 89 yapacak. 90 olmuyor. Yani 90'lı bir ikincilik bir tane daha gelebilirdi. 90 üstü bir ikincilik ama 89 ikincilik de acayip bir şey. Liverpool kaç? 97 miydi? Bir tane 97'si var. Bir tane de 90'ı bir tane daha 90'ı var sanki ya. Yani evet çok e, ürkütücü bir performans. Yine. 98, 97 ve 95, 94 var galiba. Yani şey sezonu Aston Villa 2 0 3 -2 yendiği sezon. İki sezon önce. Evet iki sezon önce. 90'ların üzerinde diye hatırlıyorum şeyi yine. Baktım. E, Liverpool. 95-94 olabilir. 93-92. Evet. Trendyolla süper soruların ikinci bölümüne geçelim. Muradinho sormuş. Özellikle oyuncu yönetimi, iletişim konusunda mükemmel olan ve değeri yavaştan bilinen Gasperini'nin büyük takımlardan birini yönetmesi halinde başarılı olma ihtimalini ne kadar görüyorsun? Düşük. Yönetti çünkü. Ya o da benim değil. Yani bir tane Inter evet. yönetimi olmadı. Yani bu e, olmadı diye her gittiğim bir takımda başarılı olacak anlamına gelmiyor ki. Ama hocanın tarzını biliyoruz. Hocanın tarzı yüksek profil oyuncularla çalışmaktan ziyade böyle düşük profili, genç, enerjik, dinamik, e, birlikte oynayabilen ve hocanın söylediği şeylere aidiyet duyabilen oyuncularla biraz daha iyi işliyor gibi gözüküyor. O yüzden yani riskli bir biraz iletişim konusunda mükemmel demiş Muradinho ama böyle tersi örneklerde oluyordu. Var var. İşte ee, Merih açıkladı. Alejandro tane, Gomez sıkıntısı vardı. Papu Gomez de bir. Josip ee, Iličić de Yosip işte. o dönemde biraz sorun yaşayan. Yani Josip Alejandro Gomez'e destek veren tayfadaydı. Merih de Alejandro Gomez'e destek veren tayfadandı. Yani orada bir bölümü oldu. Abi bu da şey değil abi. Evet, bir oyuncu evet. grubunda 3-4 oyuncu sıkıntı yaşayan bir teknik adam için iletişimi kötü de diyemeyiz. Yani bunların hepsi istisna olabilir. Inter de istisna olabilir. Ama yani Atalanta'daki başarısına bakıyoruz. E Atalanta ile beraber Soca eli seviyeye çıktı değil mi? Oradaki başarısı hep genç, düşük profilde hocanın söylediğine tamamıyla uyum gösteren, aidiyet duyan, e, hocanın ikna etmekte zorlanmadığı bir oyuncu grubu, genç oyuncu grubu ile ortaya çıktı. Şimdi bu e, büyük takımlarda bir risk. Çünkü öyle olmama ihtimali çok yüksek orada. Orada işin içine mesela Inter'e gittiğini düşünelim. Inter'de Nicolo Barella var. Lotaro Martinez var. Hakan Çalanoğlu var. Savunmada işte açar bir açar bir gel sorun çıkarmaz ama yani işte Defray var. Profil çok yükseliyor. Hı, -hı. Ve Profil yükseldikçe sorun yaşama ihtimali her zaman fazla. Egolar devreye giriyor çünkü. Atalanta kupa 2'ye alırsa Serie A 9'uncusu Avrupa'ya gidiyor. <laughs> evet, inanılmaz bir şey. Acayip bir şey. Atalanta'nın yani çok daha iyi Atalantalar vardı. Hı. Böyle bir şey olmadı. Ee, benim gördüğüm, Gazperin döneminin gördüğüm en zayıf Atalantalarından biri bu. Ocaktan itibaren biraz yükseldiler ya Ocak. Abi ne kadar yükseldiler ki? Ya işte. Ligde kaçıncılar? 5 olması lazım. 5. Ve yani zayıf bir seri Serie A sezonunda 5. Atalanta. 5 aynı. Arkasında kim var? Roma. Kaç puan fark var Roma ile? 3. Roma berbat değil yani. yani var. Yani, bu sezonki Roma'nın sıkıntılarını görüyorsun. 3 puan Roma ile yani. Hı. Hiçbir fark yaratamamışlar sezonun genelinde ama işte tek maç, iki maç. Aynen. Oralar başka hikaye olabiliyor. Çok isterim biliyor musun? Şunu çok isterim. Ya zaten ben, açık söyleyeyim ben Atalanta'yı tutacağım. Çünkü yani Hoca'yı çok seviyorum. Xabi'yi de hayranız, çok seviyoruz Xabi'yi de. Ama şu acayip bir şey olabilir. Son maç, yani muhalefetin son maçı geldiğini düşünse Atalanta'ya karşı. Yani bu bence inanılmaz bir motivasyon unsuru. Atalanta. Oyuncular için, Hoca için aynı zamanda. Aynen. Penaltılarla kaybetse mağlubiyet sayılacağız bu onu. Yani sayılıyor galiba. Sayılır tabii canım kupayı alamıyorsun. Sayılıyor. Yani. Ama haksızlık penaltılarla penaltılarla elendiğim bir şeyi mağlubiyet sayılması ben çok evet. biraz. Evet. Neyse. Anlatırız sonra çocuklara. Ertuğrul e, de sormuş. abi Sörloth bu senelikte 11 xk'den 19 gol atmış ve 25 gole direkt kaskı yapmış. Bu da Villarreal'in gollerinin yüzde 42'si ediyor. Oyuncu biraz underrated kalmıyor mu? Tekrardan evet. Premier Lig yapabilir mi yoksa bu seviyelerin oyuncusu mu? Bence Premier Lig asla olmaz. Bence de. Niye eşitleyesin ki en büyük avantajını? E, çok ağır kalıyorsun abi. Yani gördüm yani. A, tamam o Sörloth... Bu atılımı yapmamış bir sorulottu ama yani Payless'la falan çok alakasız kalmış. Bir de Palace çok yanlış yanlış takımda, o da tabii ki faktör. Ama yani sorulottun oynayabileceği takımlar zaten uzun vur hmm. git takımları genellikle. Hmm. Yani orta-üst seviye takımlar sorulottu tercih etmezler. Ama şeye katılıyorum. Yani performans etkileyici, e, o performansa göre daha az konuşuluyor. Evet. Olması gereken nasıl konuştu? Bu, Andrei gerçekten tanımı işte. Doğru. Ee, o yönden hak veriyorum izleyicimize. Adı neydi? Ertuğrul. Ee, e nokta Ertuğrul. Doğru. Doğru bir e, çık çıkarım bence. Ama Atletico falan belki Morata'nın yerine. Böyle çift forvette belki... Hani evet. zirvesi oralar olur gibi geliyor bana. Bekircan Uzun sormuş. Profiterol mü, Tiramisu mu? Tartışma yok. Profiterol mü? Yok abi ne Profiterolü. Tiramisu ya. mu? Tiramisu tabii. <laughs> Hani biri İtalyan mutfağının en özel tatlarından biri profiterol. De profiterol işte. Yedik senle. Ne? Yedik senle. Nerede? Roma'da. Ha, profiterol şeyi yemişizdir Temiz canım yedik. tabii. Nerede yedik Roma'da? Roma'da bir yerdeydik hatırlamıyorum. Ama sarı mıydı? Ne sarı mıydı? Sarıp sarıp sarı gibi bir şeydi. Sarıyı sar... Tiramisu yedik ya. Tamam. Şey, saliti bir tiramisu muydu? Öyle bir şeydi aynen. Ee, şeyin Vatikan'ın oradaki yere gitmişizdir. Ya o Vatikan'dan. Bizim Orozan'la orada <laughs> Vatikanın hemen arkasında bir tane şey, pizzacımız var. Olabilir. Çok iyi, sapsarı geliyor. Terimiz. Sarı, üzerinde şey falan böyle, yani kreması beyaz değil. Ee, sarı manilyadan yapılıyor muhtemelen. Ee, çok güzel, gerçekten çok güzel o. Ya yani şey abi, bilmiyorum Profiterol. işte, bence profiterol çok şey, bir tatlı da değil yani. Fransız tatlısı mı Profiterol. Evet. evet. Ben yani Fransa'ya gidip, ben bak Fransa'ya gidip provostan yiyen ya da işte gittiğinde ilk iş olarak kruvasan yiyen yani çok fazla insan gördüm ama profiterol yemeye Fransa'ya giden insan görmedim. Yani Fransa'ya o zaten bir şey yeme gidilmez de oraya gittiğinde aa profiterol yiyeyim. Yani bence özel bir tatlı değil. Evet. Yani hamur, çikolata, pastacı kreması. Gibi. Pateşü. Pateşü mu? Evet. O şu, yani şeyin içine doldurduğun hamur, pateşü. Güzel yani çok güzel bir hamur. Ama bilmiyorum abi işte klasik bir pastadan çok farklı değil ürünler. Tiramisu top içine girer mi peki? Tatlı top içine. Benim yani üçe olmasa da beşe girer. Benim en sevdiğim tatlılardan biri. Ne gerçekten. geçer tiramisu? Künefe ile baklava. Ha. Künefe sevmen Allah Allah. Künefe ilginç. insanlık yani dışı insan bir tatlı abi künefe. Ben de severim de. Künefe gerçekten şeyde insanlık tarihinde yapılmış en güzel tatlılardan biri. <laughs> künefe nerenin? Arap tatlısı mı acaba? Ya onun ona dair şey var. Yani evet, ona biraz şeyler... Pay sahibi olduklarını iddia ediyorlar. Lübnan'da mı? Hmm. Ee, bazı Arap ülkelerinde çok enteresan, böyle çok büyük tepside yapılıyor. Yani bizde de vardı öyle, çok büyük tepsilerde çok küçük parçalar halinde verilen e, künefeler gördüm yurt dışında. E, oralarda, o coğrafyada. Ama hakikaten bilmiyorum. Muhtemelen oradan bize gelme ihtimali biraz daha fazla, bizden oraya gitmesindense. Aynen. Evet. Bitti mi? Bitti. Canlın teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Evet, bu haftalık bizden bu kadar değerli izleyenler. Artık son tarihimiz kadar Kaç bölümümüz kaldı? Kaç bölümümüz kaldı? Üç. Üç bölümümüz kalmış. Ee, bir ay içerisinde finale yapacağız ve ondan sonra Avrupa Şampiyonasını beklemeye başlayacağız. Önümüzdeki pazartesi görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.